Herkese merhaba. Sizlere Antoine de Saint-Exupéry'nin Küçük Prens adlı kitabını anlatacağım. Ben Can Yayınları'ndan tercih ettim. Başka yayın evleri de basmış durumda bu kitabı. Can Yayınları'nı tercih etmemin asıl sebebi Cemal Süreyya ve Tomris Uyar gibi iki usta edebiyatçının çevirmenliğini yapmış olmasıydı. Ve çok akıcı, çok güzel bir şekilde çevirmişler. Okurken yani Türkçemizin güzelliğini çok güzel yansıtmışlar. Çok güzel bir kapağı var. Aynı sırada kapak gibi içinde birçok resim var ve bu resimlerin hepsi yazarın kendi çizimi. Bu kitaba ayrı bir tat katıyor. Kitaba 5 puan üzerinden puan verecek olursam 5 puan verirdim. Elbette çok sevdiğim romanlar, akademik kitaplar oldu fakat bu çocuk kitabını anlatmamın asıl sebebi sadece çocuklara değil, her yaştan olan insana hitap etmesi. İnsana çok şey kazandırıyor. Her yaşta yani okuduğumuzda farklı bir tat alacağımıza, farklı dersler çıkaracağımıza eminim. Günlük hayatımızda yaptığımız hatalar, saçma davranışlar oluyor. Bunları bir küçük çocuğun gözünden görmek, onun anlam verememesini anlamak keyif vericiydi. Düşündürücü bir kitap gerçekten. Kitaptan üstünü çizdiğim 3 tane cümle okumam gerek fakat kitabın üstünü çizmem gerekse yarısından fazlasını çizmem gerekirdi. Ben de o yüzden size etkilendiğim, hoşuma giden bir yer okumak istiyorum. Küçük Prens arkadaşından bir koyun çizmesini ister ve ilk bu koyunu çizer. Olmadı der çünkü bu koyun şimdiden çok zayıf, hasta bir koyun. Bir tane daha çiz der. Bu koyunu ise gördüğün gibi bu bir koç der. Bunu da beğenmez. Ve arkadaşı bunu çizdiğinde bu da çok yaşlı. Ben öyle bir koyun istiyorum ki uzun süre yaşasın. Artık sabrı tükenen dostu bir sandık çizer ve koyunun bunun içinde olduğunu söyler. Ve küçük prens işte istediğim buydu, istediğim koyun buydu diyerek memnuniyetini dile getirir. Burada anlamak isteyene çok güzel bir ders var. Beni dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum ve Küçük Prens'i okumasını herkese tavsiye ediyorum. Umarım bu kitabın daha fazla kişiye ulaşmasına faydam olmuş olur. Herkese teşekkürler.